Zararlı bir şey, öyle söyleyebilirim. Ne diyebilirim ki? Onu belediye, hükümet, onlar bilecek. Onların bir müdahale etmesi lazım. Biz halk olarak bir şey yapamayız ki. Çevresindeki arkadaşlardan görüyorlar. Çevre çok önemli. İşte sen ne kadar güzel bir çevrede çocuğunu yetiştirirsen öyle şeyleri bulaşmaz. Ama işte maalesef hani Batman biraz ikiye bölünmüş ya. Bir yan kenar mahalleler var, bir güzel mahalleler var. İşte o kenar mahallelerde maalesef oradaki arkadaş ortamları kötü olduğu için daha da yaygınlaşıyor. İşte ona bir çözüm atılması lazım. Bir vatandaş olarak ben bir şey yapamam. Bunu hükümet yapacak, işte belediye yapacak, yetkili kişiler yapacak. Yani onlar da bunun farkındalar. Bir şey yapmaları gerekiyor. Mücadele ederler, azaltırlar belki ama bir şekilde zamanla olur. Bir anda engelleyemezler onu. Zamanla olacak bir şey o. Öyle diyorlar ama bu kimin suçudur? Devletin suçudur. Onlara sahip çıkmıyor. Uyuşturucu diyorum ya, onları yakalaması lazım ki uyuşturucu burada bitsin. Ya herkes serbest buradan içeri giriyor, diğer taraftan çıkıyor. Allah belasını versin. O kadar. İçiyorlar, maalesef içiyorlar. Devlet buna çözüm bulur. Satanı yakalasıyla bitiyor zaten. Eskiden kıraathaneciydim. Kıraathanede çalışırdım. İnsanlar gelirdi, konuştukları tek şey neydi biliyor musun? Arsa, tesbih. Yani ne diyeyim sana, şu an bizim insanlarımızın saçma bulduğu şeylerdi. Şu an ise herhangi bir kıraathaneye gitsem konu ekonomi. Yok efendim bu pahalılaştı. Artık millet bunu göre göre sustu. Susmaya çalışıyor artık. Çünkü yapacakları bir şey yok. Yani böyle sadece kabullenmeye çalışmışlar. Buna da biz ne diyoruz? Diyoruz. Anlayın artık yani ne dediğimizi. Yani yazıktır, yemin ediyorum yazıktır. Vallahi billahi yazıktır. Ne kadar çabalasak yine aynı durumdayız. Hiçbir şekilde bir gram fazlalık yok.